Arkadaşlar, bugün size çok enteresan bir video paylaşacağım. Çok ilginç bir video paylaşacağım. Katıl üyelerimi nasıl zengin edecek bir fırsat tanıdığımı paylaşacağım. Evet arkadaşlar, zengin edecek bir fırsat paylaştım sizlere. Katıl üyelerim için paylaştım bu fırsatı arkadaşlar. Şu an arkadaşlar bakınız. Ben öncelikle katılı açayım. Katıl dediğimiz rakam şu an YouTube'da zaten indirime girmiş. 5 lira, 15 lira, 30 liraydı. Şu an 15 lira yarı yarıya düşünebilirsiniz. Tabii ki bunların %45'ini yanılmıyorsam şu an YouTube otomatikman kesiyor. Örnek veriyorum. 15 liranın %45'ini YouTube'un 150'sini yakın düşün tahminen. YouTube'un zaten otomatikman kendisi kesiyor arkadaşlar. Sizler mesajlarda öncelikli görünüyorsunuz. Farklı görünüyorsunuz. Fakat tabii ki çok mesaj olunca, çok video olunca onlara da yetişemiyordum. Ben şimdi bunlar için nasıl bir jest yaparım dedim. Katıl üyelerim için. Arkadaşlar, katıl üyelerim için şunu yaptım. Sadece ve sadece onların görebileceği, bakın bir yıl öncesinden sadece ve sadece katıl üyelerimin görebileceği ve tek hisse, başka hisse değil arkadaşlar. Başka alternatif de koymadım. Bir hisse yayınladım arkadaşlar. Hisse neydi? Bakınız kanalda Türk Hava Yolları'nın hissesiydi. Sadece ve sadece benim katıl üyelerim. Bakın 2,5 lira veren şu an itibariyle o katıl üyelerimin bile görebileceği bir video yayınladım. Onlara yapabileceğim en güzel jestin ben bu olduğunu düşündüm. Tabii ki bunlar kesinlikle yatırım tavsiyesi değil arkadaşlar. Ama artık zamanı geldi ve gerçekleştiği için şu an size açıklıyorum. Şu an yeni farkında oluyorsunuz. Bunları ilerleyen zamanlarda farklı hisseler için de yapacağım arkadaşlar. Çok fazla ya da coinler için de yapabilirim. Çok fazla alternatif bırakmayacağım size. Bir ya da iki tane. Bakın yüzlerce hisse senedi içinden niye sadece Türk Hava Yolları'nı özel olarak yayınladım? Hiç düşündünüz mü? Bir yıl öncesinde size katılıyorlarım söylüyorum. Hiç düşündünüz mü arkadaşlar? Katılıyorum. Bir baktınız mı kendiniz? Bakın bu uzman teknik analiz zamanında bize özel, sadece bizim göreceğimiz bir tane hisse senedi yayınlamış. Türk Hava Yolları bir yıl öncesinden hiç düşünmediniz mi? Hatta burada yorum da yapan takipçilerim var. İlk yorum yapan burada farklı nickname'li bir şey, yani ismini bilmiyorum artık neyse. Hocam ben yeni katıldım. Birçok yorumcu dinledim. %15, %20 hedefin üzerinde yorum çok duymadım. Sizlerin ufku ve öngörüsünü daha açık ve geniş gördüğüm ve yorumlarınızdan keyif aldım diye devam etmiş arkadaşlar. Bakınız. Niye ben onların yapamayacağı, onların göremeyeceği hedefleri zaten görüyorum. Allah'a şükür orada sıkıntımız yok. Ama bu hedefi sizinle de paylaşmak istedim. Size özel, sadece katılıyorlar özel. Bakın sizi gördüm arkadaşlar ve jest olarak bunu paylaştım. Gelelim burada Türk Hava Yolları'na. Niye? Artık benim hedefim gerçekleşti arkadaşlar. Ya benim hedefim 100 liralı seviyelerdi. Artık bugün açıklayabilirim artık bu hedefi. İlerleyen zamanlarda gene sadece katıl üyelerime özel çok fazla alternatif sunmayacağım. Bir ya da birkaç tane. Bunlar tabii ki kriptolarla ilgili de olabilir. Hisse senetleriyle ilgili de olabilir. Tek hisse senedi ya da tek kripto çok güzel hedef gördüğümü sadece sizin görebileceğiniz şekilde paylaşacağım. Bakın arkadaşlar, bir yıl öncesine kadar Türk Hava Yolları nerelerdeydi? 5 liralı seviyelere kadar. Bakın 5 liralı seviyeye kadar, 9 liralı seviyeye kadar inmişti ya. Dibindeydi. Zamanında 5 liraları da gördü arkadaşlar ya. Bu 5 liraları da gördü. Evet, bu dip bölgelerdeyken arkadaşlar, siz değerli takipçilerim için ne paylaştım? En azından onları böyle ihya edebilecek ya da uzun vade bekledikleri zaman, uzun vade çok da uzun vade değil arkadaşlar onu söyleyeyim. En azından kazançlı olabileceği bir hisse senedi yayınlamak istedim. 2021 yılı. 2021 yıllarında arkadaşlar bakın bu rakamlarda yaklaşık olarak ne yapmış? 8 kattan fazla yapmış. 8 kattan fazla yapmış. Hedefim gerçekleştiği için artık açıklayabilirim. Bu tarz hisseleri yayınlayacağım arkadaşlar. Tabii ki zamanında daha 5 liralı seviyelere kadar inmişti. Ben bu rakamlardan da takip ediyordum arkadaşlar. Bu rakamlarda da maalesef gelmişlerdi. Ama bizim tabii ki yayınladığımız tarih bir yıl öncesine ait arkadaşlar. 8 kat. Ya 8 katlık hedefimiz gerçekleşti. Ya size yapabileceğim en güzel jest bu olduğunu düşünüyorum. Videoyu izlemeseniz bile sadece siz özel sadece Türk Hava Yolları'nı yayınladığım için orada takip etseydiniz şu an itibariyle bu kazancı elde etme fırsatı bulabilirdiniz. Özelden bana soran çok sevdiğim arkadaşlarım da vardı. Şimdi üyelerim falan demeyeceğim. Arkadaşlarım, kendi yakın çevrem. Hatta arkadaşımın arkadaşıyla vasıtasıyla bana soran oldu.
Bir tane söyledim arkadaşlar. Pegasus söylemiştim. Bunu söylemiştim. İki tane daha hisse vardı. Şu an onları açıklamak istemiyorum. Hepsi de bu. Hatta bir tanesi bundan daha fazla hedef yaptı arkadaşlar. Biz dedi sonra görüştü bana. Ne yaptın? Tuttun mu falan? Yok dedi. Ben o kadar tutamadım dedi. Yani o kadar tutamamış. Sabredememiş. Tek coin ya da birkaç tane coin olabilir ama bu tarz coinlerde arkadaşlar coinlerdeki hedef 8 kat olmayacaktır. Daha fazlası olacaktır. Yani bu benim beklettiğim kesinlikle yatırım tavsiyesi değil. Altını defalarca 500 defa çiziyorum. Sakın ha buna göre yatırım yapmayın arkadaşlar. Bu tarz öngörü üzerine hedef olarak beklediğim çok güzel hedefler beklediğim coinleri de paylaşmak istiyorum. Şu an hissesini paylaştım. İlerleyen zamanlarda belki bir coin paylaşırım. Böyle 20 kat, 30 kat, 40 kat, 50 kata kadar potansiyel olan ve beklediğim coinleri çok yakın zamanda. Yani yakın zaman dedim arkadaşlar bu 50 katlık hedef tabii ki yakın zamanlar bahsetmiyorum. Biraz da beklemeniz lazım. 2 yıla kadar. 6 ay ile 2 yıl arası diyelim. Daha kısa sürede de olabilir ama daha uzun sürede olacağını düşünmüyorum. 50 katlık potansiyeli olan coinleri de paylaşacağım. 50 kat dediysem arkadaşlar 50 kata Allah'ın izniyle ben gideceğini düşünüyorum. Bu benim düşüncem tabii ki. Kesinlikle az önce de söylediğim gibi buna göre yatırım asla yapmayınız. Ama siz özel olarak sadece onları paylaşacağım. Sizi göreceksiniz. Şu an için Türk Hava Yolları analizi yapmayacağım arkadaşlar. Hedefim geldi. Yani yapacağım bir şey yok. 100 liralık seviyelerde 100 liralık seviyelere kadar da geldi zaten. Bundan sonra birazcık daha fazlası olabilir ama bundan sonra artık benim için gerek yok arkadaşlar. Analizlik durumu yok. Çünkü yapacağını yapmış. Bundan sonrası risk barındırır. Niye? Çünkü desteklerinden çok uzakta arkadaşlar. Desteklerinden uzakta. Bundan sonra gidebilir de önemli değil ama benim hedefim zaten buydu. Şu an için söyleyeceklerim bunlar arkadaşlar. Türk Hava Yolları tabii ki analizi yapmadım burada. Ama bu bilgiyi de sizinle paylaşmak istedim. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.